Bir uçağın havada motoru patlar mı? Evet, geçtiğimiz günlerde iki olay arka arkaya geldi. Önce Cuma günü Hollanda'nın Maastricht kentinden havalanan bir Boeing 747 kargo uçağının bir numaralı motorundan parçalar düştü. Hatta o parçalardan biri kırmızı bir otomobilin üzerine saplandı. Hemen ertesi gün United Hava Yolları'na ait Boeing 777-200 tipi uçak kalkıştan hemen sonra sağ motorunu kaybetti sağ motor alevler içinde kaldı ve tabii ki e, hem yolcular hem uçuş ekibi hem de yerdekiler açısından çok heyecanlı dakikalar yaşandı ama iki olayda da pilotlar uçaklarını emniyetle geri döndürüp indirebildiler. Ilk sorumuzun ilk olayların cevabını vererek e, başlayalım diyelim. Çünkü hem Maastricht'teki olayda hem Denver'daki olayda uçakta motorun adeta patlaması veya parça kaybetmesi söz konusu. Şimdi öncelikli olarak bu konuyla ilgili Hollanda kaza kırım ekipleri veya Amerika'da NTSB olarak adlandırılan Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi çalışmalara başlamış durumda. İki uçağında ortak noktası motorlarının Amerikan motor imalatçısı Pratt Whitney imalatı ürünü motorlar olması. İki uçakta da PW 4000 serisi kullanılıyor. E, bu motorlarla ilgili ne çıkacak? Ön rapor neyi getirecek? Ne hata bulunacak? Bunlarla ilgili şu an pek fazla bilgimiz yok ama havada motorlar niye parça kaybediyorlar? Niye patlıyorlar? Bu bilgiyi vermek gerekirse Motorlar aynı zamanda uçakların en pahalı parçaları ve içinde de çok yüksek teknoloji ürünü. İşte hem meteoroloji teknolojisi hem havacılık mühendisliği hem tasarım çok önemli teknolojiyi barındıran gerçekten uçakların en pahalı parçaları. Motorun içerisindeki paller çok yüksek teknolojiyle imalatı e, gerçekleştiriliyor. Hatta bunun için çok yoğun teknolojiler kullanılıyor. Bu pallerin bu sıcaklıklara, bu basınca, bu kadar hızlı dönmeye dayanmaları gerekiyor. Ama bazen bir bakım hatası veya pallerde oluşan bir metal yorgunluğu, işte kılcal çatlaklar bazen bu pallerin havada dağılmasına neden oluyor. Tabii dağıldığı zaman biraz önce belirttiğim çok yüksek hızda döndüklerinden o pal parçası çıktığı zaman motorun içine, etrafına veya kanada, gövdeye fırlayarak çok büyük zararlara da neden olabiliyor. Bir başka motorla ilgili problem ise yakıt kaçağının olması veya yağ kaçağının olması. Her ikisi de yanıcı maddeler ee, ve burada beklenmedik bir yerde bir inflaka neden olabiliyorlar. Veya motor içerisindeki diğer sistem, sistemlerin e, çeşitli arıza vermesi de bu şekilde patlamalara neden olabiliyor. Bazen motorun dışındaki e, motor kaportası fırlayıp gidebiliyor, iyi kapanmamış oluyor veya kilitleriyle ilgili mekanizmasal problemler olabiliyor. Bunun gibi böyle birçok nedenler aşağı yazabiliriz ama bu iki olayda bunlar çıkmaya da bilir. Örneğin bir kuş çarpması veya yabancı madde motora emilmesi nedeniyle de bir e, arıza veya bir sorun meydana gelmiş olabilir. Bununla ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde biraz önce de belirttiğim gibi havacılık otoritelerinin yapacakları araştırmalarla bunlar ortaya çıkacak. Peki böyle bir motor kaybı karşısında pilotlar ne yapıyor? Ee, pilotlar tabii uçuşun her aşamasında işte kaptan pilot olsun, ikinci pilot olsun, bazı uçuşlarda 3 veya 4 e, pilot da olabiliyor. Uçuşun uzunluğuna, eğitime göre bunlar farklı kurallar dahilinde. Pilotlar motorlardan gelen verileri dikkatle inceliyorlar ve aynı zamanda uçakların uyarı sistemleri var. İşte bir ani ısı artması, bir problemin oluşması, vibrasyon yani sarsıntı gibi gibi birçok e, parametre uçağın bilgisayarı tarafından çok dikkatli bir şekilde takip ediliyor ve pilota hemen bilgi gitmeye başlıyor. Bu tür bir durumda pilot öncelikle uçağın checklisti yani acil durumda ne yapılacakları içeren maddeleri hızlıca uygulamaya başlıyor. Pilotlar bunların eğitimlerini periyodik olarak gerçekleştirdikleri ...simülatör uçuşlarını defalarca tekrar ediyorlar. Öğretmen pilotlar eşliğinde yaptıkları bir hata varsa... ...düzeltiliyor, bunun üzerine gidiliyor. İşte bilgi eksikliği mi var? Yoksa hareketlerde seriliğinde bir eksiklik mi var? Neden bu karar alınma aşamaları ne yapılıyor, ne ediliyor? Bunlar tekrek, tek tek kontrol ediliyor. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak e, pilotlar... ...genellikle diyeyim tırnak içerisinde tabii ki olaya göre değişir. O motoru kapatma... Devre dışı bırakmaya doğru gidiyorlar. Önce işte gaz kolları idle olarak adlandırılan en düşük seviyeye çekiliyor. İşte yakıt akışı, yağ akışı, hidrolik akışı kesilebiliyor ve motor kapatılıyor. Eğer yangın çıkmışsa bu kitler devreye konarak e, yangının oluşan bu fazla ısının çünkü kanatların içinde aynı zamanda yakıt deposu etrafa sıçraması, yapısal hasar veya yangının yayılması gibi konuların önüne geçilmeye çalışılıyor. Çift motorlu uçaklarda herhangi bir motor kaybında tek motor uçağı uzun süre havada tutabilecek özelliklere sahip. Yani e, bunlarla ilgili çeşitli kurallar var. Kaç dakika tek motorla uçulabileceği gibi bilgiler e, daha önceden planlanıyor. Her uçuş öncesinde her uçuşun aşamalarında bu başa gelirse neler yapılacak pilotlar bunları tek tek tekrar ediyorlar ve bunların üzerinden geçiyorlar. Tek motor uçağı, çift motorlu bir uçakta tabii ki uçurulabiliyor. Bununla ilgili planlamada öncelikli olarak en yakın havalimanına iniş planlanıyor. Bu karar alırken işte uçak havada ne kadar kalabilir? Çok ağırsa yakıt boşaltımı mı gerçekleştirilecek veya bu ağırlıkla riskler neler? Hep bunlar karar veriliyor. Zaten pilotluk çok önemli bir karar verebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Pilotların zaten eğitimlerin de çok önemli bir kısmı ve tecrübe de bu karar vermeye, doğru kararı doğru zamanda vermek üzerine eğitim gerçekleştiriliyor. Bu Denver'daki olayda gördüğümüz gibi bu tür durumda işte pilotlar uçakla meşgul, öncelikli olarak uçağı uçurmaya çalışıyorlar. Durumu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Hava trafik kontrolörüne bilgi veriyorlar ve planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Bu sırada tabii ki kabindeki kabin memurlarına da bilgi verilerek muhtemel bir acil bir iniş yapılacak. Buna göre de kabini hazırlamaları gerekiyor kabin memurlarının. Biz yolculara düşen görev ise burada e, bu tür verilen bilgileri harfiyen uygulamamız. Örneğin kemerinizi açmış olabilirsiniz artık işte a kalkış tamamlandı. Size uyarıldığı zaman işte o kemerler kapatılacaksa kapatılması, sıkı pozisyona getirilmesi. Örneğin acil durumlarda gerçekleştirilen brace pozisyonun alınması yani çarpmaya Hazırlık nedir? İşte kafanızı korumanız, yanınızdaki işte çocuğunuzu buna göre önlem almanız veya mesela motor parçalanmış olabilir, gövde hasar oluşmuş olabilir, kabin basıncı kaybı olabilir. Bunlarla ilgili direktifleri iyi dinlemek ve uymak. Benim aklıma hemen tabii ki bu fırlayan pallerle ilgili enteresan yaşanan kazalardan biri de Qantas hava yollarının başına gelmişti. Avustralyalı şirketin Airbus A380'inin Rolls Royce, Royce imalatı motorlarından biri Singapur'daki Changi Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra e, uçağın kompresör sisteminde meydana gelen motorda bir arıza nedeniyle adeta infilak etmişti. Ve parçalar uçağın kanadına saplanmış. Bazı parçalar o alttan girip üstten çıkarak uçağın yakıt kaybetmesine neden olmuştu. Bunun sonrasında Kuantas'ın çok tecrübeli bir kaptanı çok doğru karar vererek uçağını uçurmuş. Ama tabi bu arada hidrolik kaybı var uçakla ilgili. Çünkü yakıt kaybı var. Kanat delinmiş durumda. Ve tekrar Changi Havalimanı'na başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Bu uçak uzun süren bakım aşamasından sonra tekrar uçmaya başlamıştı. İşte burada da bize yolculara düşen görev. Tamam uçuş ekibi uçağını uçuruyor. Kabin memurları kabini hazırlıyor. Onların dediklerini dikkatle dinlemek. Çünkü muhtemel bu uçuşun sonrasında e, uçak tahliye edilecek yani hızlı bir yolcuların uçaktan çıkma işlemi gerçekleştirecek. Burada da bu e, söylenenleri uygulamak işte ne bileyim kabin bagajımızı yanımıza almamak gibi gibi kuralları dikkatle uygulamamız gerekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi hem Meksika'da hem de Nijerya'da bu arka arkaya iki askeri uçak kazası meydana geldi. İkisi de sivil orijinli uçak modelleriydi. Gerçekten o Meksika'da yapılan paylaşım çok böyle yüreğimi gerçekten böyle dağladı denebilir. Uçak yaklaşımı sırasında düşüyor. Uçağın kuyruk ve orta bölümü yanmış. İşte Kokpit biraz ayakta ve havalimanı itfaiye ekibi bir şekilde yetişmiş oraya ve kapıyı açmaya çalışıyorlar uçağın. Fakat kapı açılamıyor. Daha sonra oradaki görevliler işte ellerindeki kazma veya bu çeşitli kırıcı aletlerle kokpit camını kırmaya çalışıyorlar ama Kokpit camı gerçekten böyle 5 santim kalınlığında epey çok kalın bir malzeme kırabilmek çok güç. Uğraşıyorlar uğraşıyorlar ama ne yazık ki herhalde orada pilotları çıkarmaları mümkün olmuyor. Çünkü kazada uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybediyor. Bir başka olay da Nijerya'da meydana gelmişti. Nijerya'da insanlı keşif uçağı olarak kullanılan King Air tipi uçak kalkışta motor arızasından dolayı irtifa kaybederek boş bir araziye düşüyor. Orada tabii halk işte elinde kovalarla falan yangını söndürmeye çalışıyor. Gerçekten böyle yürekleri dağlayan bir görüntü. O kazada da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Son olay ise Almanya'da meydana gelen bir olay. Paket kargo taşıyıcısı DHL havayolları. DHL'in bir Boeing 757 tipi yolcu uçağından çevrilmiş bir kargo uçağı. Bu uçaklarda gövdenin sol tarafına büyük bir kapı açılıyor. Ve bu kapının açılmasıyla konteynerler hızlı bir şekilde kabine alınabiliyor. Konteynerların kabine alınması hızlı yükleme ve boşaltmayı sağlayan, sağladığı için kargo uçakları için çok büyük bir avantaj. Fakat bu devasa kapı, işte yaklaşık 3-4 metrelik bir devasa bir kapı, uçak kalktıktan kısa bir süre sonra kilidinden kurtulup açılıyor. Şimdi devasa bir kapı açık böyle kabin üzerine gidiyorsunuz. Bir kere bunun bir aerodinamik etkisi var. O kapı oradan kopabilir uçan kuyruğuna yatay stabilizesine çarpabilir ve aynı zamanda o kapı sağa sola yatış veya irtifa kaybetmesine veya uçan burnunu yukarı kalkmasına neden olabilir. Bunun gibi çok tehlikeli bir durum. Orada da şanslılar pilotlar henüz daha yavaş yavaş tırmanırken meydana geliyor. Çok yüksek irtifada bu meydana gelse hemen kabin basıncı boşalacak ve uçakta çok ciddi bir yapısal hasar oluşup pilotlar bunu fark edemezse Saniyeler içerisinde oksijenin bitmesiyle, kabin basıncının düşmesiyle hayatlarını kaybedecekler. E, şanslar daha tırmanırken alçak irtifada meydana geliyor. Ve dönerek hemen kalkış yaptıkları pistin ters istikametine iniyorlar. Demek ki rüzgar e, müsaitmiş veya tekrar dönecek, inecek, öbür taraftan yaklaşacak sanıyorum vakitleri de olmamış olabilir. Ve buradan inişlerini gerçekleştiriyorlar. Bu bagaj kapısıyla ilgili konuların başında... Birçok tabii örnek olay var ama benim aklıma hemen Türk Hava Yolları'nın 1974 yılında yaşadığı DC-10 kazası geliyor. Paris'teki bu kaza gerçekten sivil havacılık tarihinin çok önemli kazalarından biriydi. Bir yer işçisi uçağın bu kargo kapısını düzgün kapatmıyor. Fakat orada da bir e, düğme switch arızası var. Kokpite de bu kapının kapandığı bilgisi gidiyor. Kalkışta daha 10.000 10.000 fit geçilirken bu kapı Basınç farkıyla fırlayıp gidiyor. Ve tabii ki vakum gibi uçağın içindekileri böyle çekmeye başlıyor. Ve aynı zamanda da DC-10 3 motorlu bir yolcu uçağı uçağın kumanda sistemlerine, hidrolik sistemlerine de zarar veriyor. Pilotlar yaklaşık işte bir dakikadan biraz üzerinde 70 saniye boyunca uçağı tutabilmek için uğraşıyorlar. Ama ne yazık ki bu uçuş Ermanovil ormanları Paris yakınlarında son buluyor. Ne yazık ki kaza da... Tüm yolcu ve mürettebat 346 kişi hayatını kaybediyor. Bu kaza 3 Mart 1974'te meydana gelmişti. Kaza sonrasında tabi e, uçağın imalatçısı Douglas'a Türk Hava Yolları bir dava açıyor. Ve e, zararın tazmini gerçekleşiyor ama tabi giden 346 canla bu tazminatta ne yazık ki geri gelmiyor. Bir de tabi kargo kapısını bilerek açan bazı e, tasarımlar var. Bunların başında da NASA'ya ait aslında hem NASA'nın hem e, Alman diyalar olarak adlandırılan Havacılık Araştırma Merkezi'nin ortak uçağı bir Boeing 747 SP modeli var. Boeing 747 SP diğer 747'lere göre daha kısa gövdeye sahip özel bir uçak. Daha çok bu Japon pazarı için iç at için tasarlanmış bir uçak. Bu uçakta gövde üzerinde içinde bir özel bir teleskop taşıyor. Uçak belirli irtifaya çıktıktan sonra arkadaki bulunan gövde özel ayrılmış bölüm açılıyor ve teleskopla e, uzayın görüntülenmesi başlanıyor. Bu uçak zaman zaman hem Amerika'da hem Almanya'da dünyanın farklı yerler, yerlerine giderek çeşitli gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. Fakat bu uçağın arka bölümü özel basınçlandırılmış. Bu kapak açıldığı zaman içerideki basınçlandırılan bölümde bilim adamları normal çalışmalarına devam ediliyor. İşlem ee, işlem tamamlıktan sonra o gövde kapağı kapatılıyor. Uçakların aslında içi birer tüpe benzer basınçlandırılmıştır bu tüp. Size yaklaşık 8000 fitlik havayı sunar ama 40.000 fit dışarıda basınç çok daha düşüktür. İnsanların yaşayabileceği bir ortam yoktur. Aynı zamanda hava sıcaklığı da eksi 50'lerin üzerindedir. Eksi 50 santigrat derecenin de üzerindedir. Buz gibi bir ortam. Yeterli basınç yok ama sizi uçağın içerisinde koruyan çok önemli bir tüftür. Bu gövde zarar gördüğü zaman e, uçaklar için çok büyük bir tehlikedir. Bunun testini bir kutu kolayı alıp bir tarafını delerseniz nasıl içindeki e, işte içeceğin fırladığını görürsünüz. Aynı bu şekilde bir basınç farkının oluşturduğu hasarlar da çok büyüktür. Havacılık için pilotların en korktuğu olayların başında gelir. Bugün biraz kazalardan bahsettik. Pek keyifli olaylar değil ama bu kazaların araştırılması çok önemli ee, ve arkasından alınacak önlemler çok önemli. Bunları bu konuda uzmanlaşmış özel kuruluşlar bu denetimleri gerçekleştiriyor ve raporlar hazırlıyorlar. Bazen işte Boeing 737 MAX olayında olduğu gibi milyar dolarlık cezalar ortaya çıkıyor. Değişimler veya bunun mali etkileri imalatçılara çok ağır olabiliyor ama Sonuçta insan canı, insan canının değerinin karşılığı yok. E, bu konuda da kaza araştırmaları, gelecekte olabilecek kaza ihtimallerini azaltmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak iletin. İşbirlikleri için infoettolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni video yüklendiğinde hemen bu bilgi size ulaşacaktır. Katıl tuşuyla da bizleri destekleyebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz ise tolgozbek.com sitesinde yarın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.